Eskiden metal başkaydı oğlum. Şimdiki gibi değildi. Şimdi bir uyduruk gitarla çıkıyorlar. Rap mi? Pop mu? Rock mu? Rock mu? Ne olduğu belli değil. Metalciyiz diye geziyorlar arkadaş. Eskiden thrash vardı. Speed vardı. Gitar vardı. Metal vardı. Eskiden Barkın abi vardı. Sıkıldım ya. Ben biraz makineyle gezeceğim. Adventure İstanbul'dan herkese merhaba. 2013'te Yamaha Delight ilk piyasaya çıktığı yıllarda Japonların sadece işlevsel değil güzel tasarımlı motorlar da yapabileceğinin göstergesi olabilecek nitelikte bir retro tasarımla bu skuterı piyasaya çıkardılar. En azından Türkiye'de Honda bu sınıfı domine ediyordu. Onlar da olaya sadece para çok amele eğrisi olarak baktıkları için tasarımdan ve özgünlükten uzak genelde işlevsellik odaklı motosikletler, skuterler ürettiler. İşin kötü tarafı Çinli rakipleri de Honda'nın bu tasarımlarını kopyalayarak piyasada böyle pörtlek gözlü skuterler enflasyonu oluşturdular. Yamaha 2016'ya kadar bu çizgisini bozmasa da ne olduysa 2016'da onlar da bu tasarımdan vazgeçerek pörtlek gözlü skuterler kervanına katıldılar. Ya arkadaş bari siz yapmayın etmeyin desek de boş oldu. Neyse ki 2021 yılı itibariyle gene eski çizgilerine dönüş yaparak güzel tasarımlı, özgün, havalı, yani sadece böyle bakkala çakkala gitmek için değil, işlevsellik için değil de böyle sahile çıktım mı akılları da biraz alayım dedirtecek bir tasarımla tekrar piyasaya döndüler. Teknik özelliklerinden bahsedecek olursak 125cc tek silindir, hava soğutmalı, 8.4 beygir, 9.8 Nm tork üreten bir blok var üzerinde. İşin güzelliği A1 ehliyetle de kullanılabiliyor. Yani 16 yaşında motora yeni başlayacak kardeşlerimiz için güzel bir seçenek olabilir. 2021 itibariyle ayrıca Euro 5 uyumlu, çevreci, sessiz falan filan güzel yani. Bildiğiniz standart skuter, kayış aktarmalı, işte önde teleskopik çift çatallı, arkası fik fikli falan, bu tarz şeylere çok fazla gene girmeyeceğim. Toplam ağırlığı 101 kilo ki gerçekten bu sınıfta oldukça iddialı. 4.8 litrede bir benzin deposu var. Yani fabrika verisini baz alırsak 1.8 litre 100 kilometrede tüketim olduğunu farz edersek 300 kilometrenin üzerinde de bir menzil sağlıyor. Hakikaten ben 20 liralık benzin aldım. Bayağı deponun neredeyse tamamı doldu. Yakıt tüketimi de oldukça iyi. Önde disk, arkada kampana, birbirine kombine çalışan fren sistemi var. ABS yok. Bu sınıfta olmasını da açıkçası beklemiyoruz. Frenler oldukça iyi tutuyor. Ben memnun kaldım. Yani sert fren yaptığım halde herhangi bir kitleme falan da olmadı. Kaymada yaşamadım. O anlamda başarılı buldum. Ekrandan bahsedecek olursak, ekranda temel bilgiler var. Odometre var, trip metre var, benzin göstergesi var, hız var. İşte ufak tefek bilgiler var. Çok fazla detay yok tabii ki. Bir de eko göstergesi var ki gazı dozajlamanıza göre eko yandığında daha az benzin tükettiğini söyleyebilirim. Sele 6 da bu sınıfa göre oldukça iddialı. Tam kapalı bir kask ve onun haricinde ufak tefek yağmurluktu, çantaydı vesaire koyacak kadar bir alan bırakıyor size. Aynalardan bahsedecek olursak ben ayna tasarımını çok beğendim. İşlevsellik olarak da bir miktar omzumuzu gösterse de gene de arkayı görme imkanı bulduk. Güzel. Aydınlatmalar halojen, led farlar kullanılmamış. Bu da maliyet kaygısıyla böyle yapılmış diye düşünüyorum. Skuter'da anahtarlı giriş mevcut. Keyless go sistemi kullanılmamış. Zaten bu sınıfta da çok beklenen bir şey değil. Maliyet kaygısıyla düşünülmemiş bir şey. Benzin kapağı için sabit bir sistem yapılmış. Yani burada bir benzin kapağı tuşu var. Ona bastığınız zaman vana atıyor. Benzin pompasını koyup sonra tekrar kapatıyorsunuz. Dolayısıyla elinizde de bir benzin kapağı kalmamış oluyor. Lastikleri Maxim marka, Vietnam malı gariban bir lastik. Naylon karışımlı. Bana çok güven vermedi. Açıkçası kuru havada da bir problem yaşamadım.
Ama ıslakta problem yaşar mı yaşamaz mı bir denemek lazım. Renk olarak da beyaz, siyah ve kırmızı seçenekleri mevcut. Açıkçası ben boya kalitesini çok sevdim. Böyle sedefli gibi mat ama parlak. Gerçekten güzel yani. Yamaha'da aksesuar olarak çok fazla seçenek yok. Bir top gaze var. Top gaze'in tablası var. Ve bu top gaze'i motorla aynı anahtarla kullanabilmek için bir kilit sistemi var. Yanında sundukları aksesuar çeşitleri bunlar. Bakım aralıkları olarak 1000 km'de klasik bir rodaj bakımı var. Ondan sonra 3, 6, 9, 12 bin diye gidiyor bakımları. 3'er bin km'de bir. Ağır bakım olarak 12 bin km'de bujiler, 18 bin km'de de hava filtresiyle varyatör kayışı değişiyor. Onun haricindeki bakımlarda sadece işte yağ pulu, karter tapası falan filan o tarz ucuz şeyler değişiyor. Çok fazla bir işletme maliyeti de yok. Fiyatına gelecek olursak da Temmuz 2021 itibariyle bayilerdeki fiyatı 33.100 lira. Yani evet, bu sınıfta rakiplerine göre biraz fazla. Özellikle Honda'ya göre bayağı yukarıda kalıyor. Tamam, tasarım olarak Honda'dan falan çok güzel ama bu tüketici için bir tercih sebebi midir? Açıkçası bilmiyorum. Ayrıca diğer bir rakibi olan Kymco'da People S modelinde de aynı fiyata işte arka çanta, tur camı, ABS gibi standart seçenekler sunuluyor. Yani bu fiyata o mu bu mu? Açıkçası ben işin içinden çıkamadım. Peki Nuri Efendi, sen bu motorda neleri beğendin diye sorarsanız, bir defa tasarımını gerçekten çok beğendim. Ya bu sınıfa göre çok ileride bir tasarım. Yani İtalyan rakipleriyle yarışır nitelikte bir tasarımı var. Bu çok hoşuma gitti. Sele altı bu sınıfa göre oldukça fazla yer sunuyor. Bu çok beğendiğim yanlarından bir tanesi. Ve tabii ki en büyük artı da Yamaha'nın sorunsuzluğu ve uzun yıllar problemsiz binilebilecek olması. Gene hoşumuza giden küçük detaylardan bahsedecek olursak, buraya bir torba çanta asmak için küçük bir kanca gibi bir şey yapmışlar. Oldukça pratik. Önde çok işlevsel mi bilmiyorum ama bir gündüz farı var. Çok aydınlattığını düşünmüyorum ama gerçekten çok güzel gözüküyor, onu da söylemeliyim. Bir de hem çevreci hem de yakıt tasarrufu sağlayan start and stop var, idle'da dedikleri. Bu da yani ne kadar yakıt tasarrufu sağlar, ne kadar çevreyi korur bilmiyorum ama Honda'dan sonra bu sınıfta artık standart gibi bir şey oldu. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Yani Yamaha bu olaya sadece Honda gibi işlevsel bakmıyor. Yani adam bakkala çakkala gitsin, su taşısın, pizza taşısın olarak bakmıyor. Adam bunu karavanın arkasına koysun, İşte yazlığında binsin, hafta sonu sevgilisiyle, kız arkadaşıyla sahile çıksın, bir tur atsın mantığıyla baktığı zaman hakikaten Honda ile kıyaslanacak bir tarafı yok. Ama bu aradaki fiyat farkı sizin ne beklediğinizle alakalı. Yani bunun mesela önündeki çok büyük hacmine bakarak bununla su da taşınabilir. Arkasına çanta koyduğun zaman pizza da taşınabilir. Fakat sahilde tur da atılabilir. Siz ne bekliyorsunuz? Önemli olan o. Yorumlarda bazen abi bu uzun yol yapar mı diye sorduğunuzu görüyorum. Uzun yol yapar. Evet, bu hava soğutmalı bir motor ama artık teknoloji çok gelişti. Öyle şişmeler etmeler bu tarz şeyler çok fazla kalmadı. Ha, bunun son sürati ben en fazla 110 gördüm. Ama siz bununla 85-90 ile gittiğiniz müddetçe buradan yani hiç marş kapatmadan Van'a kadar gidersiniz kondisyonunuz varsa. Bu o nitelikte bir motor. Yeter ki çok fazla sıkıştırmayın, limitlerini zorlamayın. Bir de böyle dalgalara maruz kalmayın. Ama uzun yol yapacak arkadaşım bunun önüne bir tur camı gibi bir şey uydurursa, ki yan sanayi olarak buna uygun ürünler de mevcut, işleri daha kolaylaştırır diye düşünüyorum. Uzun yolda da artçı konforu nasıl olur derseniz, yani motosiklet bana göre zaten konforlu bir ulaşım aracı değildir. Yani konforlu ulaşım aracı ne var? Araba var. Arabayla çok konforlu seyahat edebilirsiniz. Elbette çok konforlu değil ama artçılı seyahat edilir mi? Edilir. Yani arkada yeterince yeri mevcut. Selesi de fena değil. Ha, ben çok daha fazla rahat etmek istiyorum diyorsan ne bileyim bir jel sele vesaire gibi bir şeye yönelilebilir. Bu da işinizi kolaylaştırır. Eksikleri nedir diye sorarsanız, zaten bu sınıf kendi içinde birçok eksik barındırıyor. Onlara tek tek değinmenin bir manası yok. Ama genel olarak bakarsak halojen far, kalitesiz bir lastik ve ABS olmayışı benim gözüme çarpan en büyük eksiklerden. Evet, Yamaha Delight ile ilgili söyleyeceklerim aşağı yukarı bu kadar. Umarım size faydalı olabilecek bir içerik üretmişizdir. Yamaha'da da test motosikletleri mevcut. Eğer bir satın alma kararı verecekseniz mutlaka gidin bir test sürüşü yapın derim. Buradan da ayrıca Yamaha Türkiye'ye bu motosikleti bize emanet edip deneme imkanı sunduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve abone olmadıysanız, aramıza katılırsanız çok memnun olurum. Adventure İstanbul'dan bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.